Sayın Başkanım, 3 gündür, 4 gündür 2 satırlık bir tweetinizi ben, şehit ailelerine sahip çıkan bir tweetinizi görmedim. Terör örgütü destekçisi Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik, Başak Demirtaş'a yönelik olarak kadın hakları çerçevesinde sahip çıkan bir, anlayış gösteren bir tweetiniz oldu. Bu şehitlerimizin annelerinin, bacılarının Selahattin Demirtaş'ın eşi kadar değeri yok mu? Niçin bir açıklama yapmadınız? Yaptıysanız ben bilmiyorsam kusura bakmayın. Ama eğer açıklama yapmazsanız Türk milliyetçileri 30 bin şehidin, Alparslan Türkeş'in rahmetli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kemikleri sızlar. Buyurun, buradan da sizden istirham ediyorum. Peki, kınayalım. Peki, öne alalım. Özellikle yazılı olarak açıkladım. Yani yazılı olarak hazırladım daha doğrusu. Bir şehit yakınına Lütfü Türkkan'ın sarf etmiş olduğu sözler asla kabul edilemez. Kaldı ki bu konuda İyi Parti koruma duygusuyla hareket etmemiş, kendisini görevden alarak yapılması gerekeni yapmıştır. Olayın ilk olduğu anda Lütfü Bey böyle bir şey küfür etmediğini iddia etmiştir. Akşam vakti de özrünü dilemiştir. Arkasından da İyi Parti açıklamalarını yapmıştır. Millet İttifakı'nın bir belediye başkanı olarak partinin ve Sayın Genel Başkan'ın tavrını destekliyorum. Seçildiğim günden beri kardeşliği, siyasi nezaketi, devlet adabını, uzlaştırıcı dili savunan birisiyim ve bizleri son derece rahatsız eden bu hareketin gerekli şekilde cezalandırılmasından da ayrıca memnunum. Yeter mi, yetmez mi, o parti sonuçta parti kendi karar verecek. Zaten aksi durum, kendimizi tutturduğumuz ve halkımız tarafından karşılık gören nezaketli çizgimizi inkar etmek olurdu. Eğer İyi Parti Genel Merkezi gerekli hassasiyeti göstermemiş olsaydı ve biz de bu duruma tepkisiz kalsaydık, hiç şüphe yok ki bizler de eleştirilmeyi hak ederdik. Allah'ın onları ölü demeyiniz, onlar Allah katında diridirler diye tanımladığı şehitlerimiz ölümsüzdür, mukaddestir ve baş tacımızdır. Onların emanetleri de üstüne titrememiz gereken en değerli varlıklarımızdandır. Şehitlerimiz ve yakınları bizlerin mevsimlik sahip çıkacaklarımız varlıklar değillerdir. Bakın, tekrar ediyorum bu cümleyi. Şehitlerimiz ve yakınları bizlerin mevsimlik sahip çıkacağımız varlıklar değillerdir. Onlar tırnaklarını Anadolu kayalıklarına geçirerek burayı yurt tutmamız için kanlarını dökenlerdir ve tarihin her döneminde saygın bir şekilde anılmayı hak eden kutsallarımızdır. Dilerdik ki bugün Bingöl'deki o çirkin görüntülerden sonra şehitlerimizin hatırasına sahip çıkan kimilerimiz Abdullah Öcalan'ın mektubu devletin ajansı aracılığıyla yayınlanırken veya kardeşi devlet televizyonuna çıkarılırken de aynı hassasiyet koyup tepki koysalardı. Keşke şehit annesi Pakize Akbaba o yaşında mahkemelerde süründürülürken sahip çıksalardı. Keşke şehidimizin kendisi gibi asker ağabeyi Mehmet Alkan'ın acısına saygı duyup ona sabretselerdi, hakaretlere karşı çıksalardı. Sabredemediler onu da aynı şekilde. Bizim şehitlerimiz için şehit değildir, bunu anlamak çok mu zor diye mesaj verenler, açılım zamanı akil adam yapılırken seslerini çıkarmayanlar, PKK'lılar kendi ölüleri için yurt içinde sözde şehitlik inşa ederken göz yumup bizim şehitlerimizin kamyon kasasını taşınmasını dert etmeyenler ne kadar samimi olabilir? Biz o dönemlerde de aynıydık, şimdi de aynıyız. Bunu bütün milletimize duyuruyorum. İstiyoruz ki bu farklı tavırlar, mevsime göre değişen tepkiler geride kalsın. Şehitlerimizin ve yakınlarının yeri her daim başımızın üstü olsun. Bu konular siyasi ayrılıklarımızın gerekçesi değil, tam tersine birliğimizin nişanesi olsun ve kıyamete kadar öyle kalsın. Hiç kimsenin hangi gerekçeyle olursa olsun bir şehit yakınına sövme, onu incitme hakkı olamaz. Bu gerçeği hepimiz kabul etmekle birlikte gönül isterdi ki şehit yakını olarak kendini ifade eden o şahsın sosyal medyada çıkan önceki paylaşımlarına da tepki gösterilseydi. Geçenin taşıdığı ünvanı, hiçbir kadının, bir annenin, bir babaannenin iffeti hiç kimse tarafından küfre konu edilmemelidir. Bu konudaki çifte standarttan uzak tavrımız,
hepimizin ortak özelliği olmak mecburiyetindedir. İşte o zaman kötülükler sahipsiz kalır. Siyaset bir hakaret sanatı olmaktan çıkar, millete hizmetin vasıtasına dönüşür. Siyaseten yan yana olmasak bile, herhangi bir kadına sırf kadınlığı üzerinden cinsiyetli yaklaşımla hakaret ve tehdit geldiğinde insanlığımızın ortak vicdanıyla karşı çıkmalıyız. Dün Başak Demirtaş'a kadın kimliği üzerinden yapılan ahlak dışı saldırıyı nasıl kınamış ve kadına yönelik her türlü saldırının karşısında olduğumuzu ifade etmişsek, bugün Meral Akşener hanımefendiye yönelik ahlak dışı saldırılarda da siyaset üstü düşünmek ve tavır koymak her bireyin görevi olmalıdır. İki olay arasındaki farkı da şöyle izah edeyim. Birisi sağ ve kendince siyaset yapan iki şahsa karşı yapılan cinsiyetçi küfürlerdir. Bir diğeri vefat etmiş, şehit olmuş birisinin arkasından yapılan galis küfürdür. Yani onun sadece ruhu muazzep olmaktadır. Milletimizin de elbette ki olduğu gibi herkes bundan derin üzüntü duymuştur. Bence burada kendimizi bir otokontrolden geçirelim. Bu konuda ne kadar çifte standarttan uzaksız ve günahsız olduğumuzu objektif değerlendirelim. Tekrar ediyorum. İstiyoruz ki bu farklı tavırlar, mevsime göre değişen tepkiler geride kalsın. Şehitlerimizin ve yakınlarının yeri her daim başımızın üstü olsun. Bu konular siyasi ayrılıklarımızın gerekçesi değil, tam tersine birliğimizin nişanesi olsun ve kıyamete kadar öyle kalsın. Milli şairimiz Mehmet Akif'in işaret ettiği gibi, toplu vurdukça yürekler, toplar onu sindiremesin. Değerli arkadaşlar, birkaç tane de daha önce şehitlerimize yapılan bazı şeyler getirmiştim ama bunu tartışmanın büyümemesi, eski defterlerin açılmaması adına söylemiyorum. Bazı şehit yakınlarına yapılan muameleler var. 15 Temmuz şehitleri dahil. Onun için bu konuya girmiyorum. Şehitlere saygımız sonsuz. Kim saygısızlık ederse de karşısındayız. Bu böyle birine dün de karşıydık. Bugün de karşıyız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu açıklamayı da burada yapma dileğiyle zaten hazırlamıştım. Çünkü canlı yayınlanıyor ve bütün ülke bizi izliyor. Çok teşekkür ederim. Ancak Sinan Bey'in sorusu üzerine açtığı konuya hazırlıklı hazırlanmışsınız, şehit yakınına yapılan küfürle ilgili, hakaretle ilgili. Bu olumlu bir şey. Aradan günler geçtikten sonra meclis toplantısında bunu soracağımız için yaptığınız hazırlık geç de olsa belki olumlu. Ancak siz sormasanız da bu açıklama yapılacaktı Murat müsaade Bey. Müsaade ederseniz. Size yapılacaktı. Konuşmaya. Müsaade ederseniz. Aradan günler geçtikten sonra geç de olsa yaptığınız açıklama içerik açısından bakıldığında problemli ama sonuç olarak iyi. Tabii siyaset yaptınız maalesef şehit ailesine yapılan saldırıyı, küfrü konuşacağımıza. Yine siyaset yaptınız. Şehit aileler üzerinden maalesef yine başka bir istismar oluştu. Şehit ailelerine, şehitlerimize ve şehit ailelerine bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti tüm Türk milleti biliyor. Bundan sonra da aynı hassasiyeti devam edeceğiz. Ancak bir şehidin ailesine yapılan böyle gerçekten hakaret edici, çok kötü küfürden sonra bu kadar zamandan sonra cevap vermiş olmanız bu konudaki durumu gösteriyor aslında. Geç de olsa işi siyasete de karıştırsanız yine de içerik açısından sonuç olarak olumlu diye düşünebiliriz.